Amerika'da tank yapmayı beceremezler diye. Nedenini söyleyeyim, beceremiyorlar. Amerika'da tank yapmayı beceremezler diye. Nedenini söyleyeyim, beceremiyorlar. Avusturya kralı kimdir? Avusturya kralıdır. Okay. Yani bu ülkede bilgisayardan en iyi anlayan ilk 10 bin adam arasında 18 bininci olabilirim. Ama bu ülkede askeri teknolojiden en iyi anlayan ilk 10 adam arasında da 9. Bu kadar da iddialı konuşuyorum. Bu kadar da ukalayım bu konuda. Atladım aslanın üstüne. Karnına tak tak tak. Arkadaşlar öncelikle selamlar. Bugünkü konumuz Tarakçı Bey'in hazırlamış olduğu bir içerik. Birazdan videosuna geçeriz. Maalesef videosunda bir sürü hatası var. Yalan, yanlış ve eksik. Neden bu adamı ifşa ediyorsun? Ben YouTube'a yalan yanlış içerik hazırlayanlardan dolayı katıldım. Yani savunma sanayi ile alakalı video hazırlamamın temel sebebi bunun gibi yalancılara yer bırakmamak. Elbette onun üzerinden prim yaptığımı iddia eden bazı haşereler de olacaktır. Kanalımın gayesi insanlarımızı bilinçlendirmek ve standartlarını arttırmaktır. İzlenmelerime baktığımda 6 ayla alakalı bir içerik hazırlamışım, 32 bin izlenmiş. İtalyan tankları ile alakalı video hazırlamışım, 35 bin, 21 bin. 25 bin. Sadece kanalla alakasız hazırladığım bazı içerikler az izlenmiş. Örneğin basit paylaşım videonun bile izlenmesi ortada. Böyle bir gayem olsa bile Tarakçı Bey üzerinden prim yapmaya çalışmam pek de akıl kârı değil. YouTube'da ünlü Twitch yayıncıları veya YouTuber'larla alakalı hazırlanan en ufak bir video dahi yüz binlerce izlenebilirken benim 50-60 bin aktif izlenen bir kanalı eleştirip bunun üzerinden prim yapmam zaten mantıklı değil ki böyle bir gayem dediğim gibi zaten yok. YouTube'dan kazandığım gelir sadece 1400 TL. Diğer kanalıma geçelim. Yaptığım canlı yayınlardaki kazancıma bakalım. Bunu şu yüzden gösteriyorum. Onun üzerinden prim yapıp para kazanmaya çalışıyorum ya. Aşağıdan yukarıya doğru ilerlediğimde bir canlı yayınımda 3 farklı 1100 TL'lik bir bağış geldiğini görüyoruz. Yukarı doğru çıktığımızda 110 TL, 550 TL ve 1550 TL'ye daha. Ben bir canlı yayınımdan 6000 lira zaten para kazanan birisiyim. Kadir Baba'nın bir aylık toplam geliri zaten 1400 TL. Umarız ki karşı tarafın 50 IQ'lük takipçileri bazı şeylerin farkına varabilmiştir. Evet, videomuza başlayalım. Tankların tarihi 2. bölüm. Şimdi onlar taraftan tanklar geliştirilirken, yeni konseptler yaparken de Almanya tarafında bir şeyler yapması gerekiyordu. Çünkü o zamanlar Almanların da Panzer ve Leopard sınıfı hafif orta ve sonradan orta hale getirilmiş tanklar vardı. Yani Panzer ve Leopard sınıfı. Panzer ve Leopard sınıfı. Leopard 1 dediğimiz araçlar 65'lerde üretilmiştir. Panther dediğiniz araçlar ise 41-42 tarihlerinde. Belirttiklerinize bakacak olursak 1935'te 40 arasından bahsediyorsunuz. Sorum şu, bu dönem içerisinde Panther nerede? Leopard'ı hiç anlatmıyorum zaten. Leopard dediğiniz araç 65 yapımı. Geri alalım, tekrar izleyelim. O zamanlar Almanların elinde Panther ve Leopard sınıfı hafif, orta ve sonradan orta. Hafif ve ortaymış, yani Panther hafifmiş. Leopard da hafif tankmış. Daha sonradan panterler ve leoparlar orta zırhlı yapılmış. Bunu ifade ediyor. Bravo. Neresinden tutsam elimde kalıyor arkadaşlar. Hale getirilmiş tanklar vardı. Yani teknik anlamda üstünlük tarafları yoktu Almanların genel olarak. Arada tabii başka modeller vardı ama ben de bir genelden... Tabii 1935-40'larda panterler üretilmiş ama diğer tanklara nazaran üstün yanları da yok. 1940-41 gibi oynadığı bilgisayar oyununda, ki bunlar da World of Tanks, belki o oyunda panterler çok berbat araçlar olabilir. Bayağı 35-38'de üretilmiş yazıyor olabilir. Ancak panterlerin çalışmasına 41 yıllarında başlanıldı. 42'de ise orduda kullanıma girdi. Söylenen tarihler arasında Leopard'ı tamamen geçelim zaten. Leopard tamamen bariz bir uydurma. Panterlerin adı dahi yok. Belirttiği tarihte Panzer 4 F2 modelleri dahi yok arkadaşlar. Ama panterler maşallah işte karşı karşıya gelmiş, savaşmış ve hafif zırhlıymış, anlatıyor bir şeyler. Bir Adolf Hitler mühendislerinden çok güçlü bir tank istediğini. Bir de Hitler'in başka bir takıntısı daha vardı. Çok sevdiği 88 mm'lik uçak savar topu vardı. Bombardıman uçaklarına karşı kullanılan. Tutturdu bu topu, tanka takacaksınız diye. Tamamen uydurma. Hitler şöyleymiş, 88 mm bir uçak savar topu varmış, bunu çok seviyormuş. Tutturmuş, tamam bunu tank topu yapacaksınız. Doğrusunu anlatayım size. Hitler'in böyle bir talebi oluyor. Her tankı delsin, delmekte kalmasın, şarapnel etkisi yüksek olsun, her deldiği araç patlasın. Genel olarak istek bu. Mühendisler düşünüyor, ediyor. Almanların elinde böyle bir silah yok. Yani ellerindeki en iyi antitank silahları 75 mm çapındaki, onu da Hetzeller'de Panzer 4'ün gelişmiş modellerinde kullanıyorlar F2 tarzında. Böyle bir silah Almanların elinde yok. Bu sefer ne yapıyorlak? 88 mm çapındaki Flak 88 topunu alıp tank topuna uyarlıyorlar arkadaşlar. Geliş kabiliyeti ve isabet oranı arttırılıyor. Tiger tanklarına entegre ediliyor. Ki Tiger 2 modellerinde bu topun uzun bir modelini de kullanıyorlar.
var. Anlattığı hikaye tamamen yanlış. Hiç bilmeseniz bile şöyle bir şey olabilir mi? Tekrar deneyelim. Bir de Hitler'in başka bir takıntısı daha vardı. Çok sevdiği 88 milimetrelik uçak savar topu vardı. Bombardıman uçaklarına karşı kullanılan. Tutturdu bu topu tanka takacaksınız. Ya palavraya bakar mısın? Palavranın da böylesi. 1942 yılında ilk Tiger 1 ana muharebe tankı ortaya çıkıyor. Ana muharebe tankı ortaya çıkmasıyla birlikte savaş meydanlarında kurallar değişiyor. Çünkü Tiger o dönemin çok ilerisinde bir teknolojiye sahip. Tiger o dönemin çok ilerisinde bir teknolojiye sahip ifadesi yanlış. Şöyle olsa anlayabilirim. Tiger kendi dönemi içerisinde çok zırhlıydı ve delinmiyordu. Silahı da çok öldürücüydü. Bir araca teknolojik diyebilmeniz için yenilikçi olması gerekir. Mesela kompozit zırh kullanılsaydı evet teknolojik diyebilirdik. Muazzam bir zırh korumasına sahip ki uzun yıllar boyunca Tiger'ın zırhını hiçbir şekilde delemedi bazı tankları. Hatta Ruslar sırf... Beyefendi herhalde 2. Dünya Savaşı'nın 6 yıl sürdüğünü bilmiyor. 39'da başladı, 45'te bitti. Çok uzun yıllar boyunca da Tiger denilememiş. Bu yanlış bir ifade. 42-43 dönemlerinde tasarlanan M4 Fireflylar, Archer'lar ve benzeri birçok İngiliz tankı Tiger'ların 100 mm'lik gövdesini neredeyse 1 kilometreden dahi delebiliyorlardı. M4 Fireflylar'ı bilmiyor tabii kendisi muhtemelen. Bu ifadeyi kullandığına göre Tiger dediğimiz tanklar T-34'lere karşı son derece etkiliydi. Aynı şekilde klasik M4'lere karşı da. Tiger'in ilk üretildiği dönemlerde uzun toplu T-34'ler de çok yoktu. T-34'lerin nüfus kabiliyeti 500 metre içerisinde 110 mm kalınlığında rahat çeliktir. Tiger'in gövdesine yaklaşık 400 metre mesafeden nüfus edebilirler. Rus, Alman ve Amerikalı tarihçiler ki 3 ülkenin de hazırladığı 2. Dünya Savaşı verilerine baktığımız zaman kimisi 400 metre diyor, kimisi 500 metre diyor. Dediğim gibi Amerikalısı da, Almanı da, Rusu da bunu diyor. Tiger ilk çıktığı dönemlerde düşmanlarına karşı balyoz niteliğindeydi. Ancak zırh kalınlığı 100 mm'ydi. O dönemlerdeki kısa toplu T-34'ler dahi 60-70 mm kalınlığındaki raha çeliklere nüfuz edebiliyordu. Haliyle bu top zaten uzatıldığı zaman 100 mm'lik zırha nüfuz edebilecek konuma gelecektir. Bunun dışında Tiger'ların genel tasarımı kötüdür. 100 mm ön zırhı var. Kulede bu değerler biraz daha fazla. Fakat düz zırh var. İngilizler gibi şarapnel etkisi pek olmayan, daha aerodinamik, mühimmatı tungstenden yapılmış bir AP mühimmat koyduğunda deliş kabiliyetin 160 mm. Firefly'lar ortalama 160 mm deliciliğe sahiptir arkadaşlar. Yani Tiger'ın 100 mm olan ön gövdesine 1 km, 1,5 km'den dahi nüfuz edebilecek kadar kuvvetli. Fakat Panther modellerinde 80 mm zırh var. Bu zırh açılı. Açılı zırhlar üzerinde mühimmatlar ekstradan nüfus kaybı yaşar. Birçok arkadaşımız maalesef bunu ya bilmiyor ya da göz ardı ediyor. Savaş dışı bırakabilsin diye ISU sınıfı tank avcıları konseptini yaratıp sahaya sürmek zorunda bile kaldı. Bu da yanlış bir ifade, geri alalım. ISU sınıfı SU yani SU olarak adlandırılan obüslerle ISU olarak adlandırılan tank avcıların arasındaki temel fark şasesidir. Tiger'lar üretilmeden önce zaten SU 152 dediğimiz araçlar vardı. SU dediğimiz araçlar obüstür. Tank avcısı değil, obüs silahına sahiptir. Esasen bu araçların genel gayesi elbette tank yok etmek de var içerisinde fakat sığınak bina yok etmektir. Tank avlamak için üretilen bir topun yaklaşık 80-90 mm olması gerekir o dönemde ve uzun yapıya sahip olması gerekir. Ama SU 152'lere baktığınız zaman topu çok kısa, çok isabetsiz ve 152'lik bir çapa sahip. Yumahtı daha kalın olduğundan deliş oranı büyük ölçüde düşüyor. Şöyle düşünün, sizin vücudunuza iğne mi daha rahat giriyor, çivi mi daha rahat giriyor? Der mühimmatlara baktığımız zaman AFFCS gibi sadece 30 mm kalınlığa sahiptir. 30-35 mm. Bu 152'ler obüs görevlerinde kullanılıyor. Tabi safkan bir topçu da değil. Arkadaşımızın ima ettiği ISU serisine gelecek olursak da şunu kendisi herhalde bilmiyor ki ifadesinden de belli. SU ile ISU 152'nin arasındaki temel fark SU olarak adlandırılan araçların KV-1 şasesi üzerine kurulmuş olması, ISU 152'nin ise IS-1 gövdesi üzerine kurulmuş olması. IS-1 üreten makine ISU'yu üretiyor. KV'yi üreten makineler ise kalıplar vesaire SU 152'yi üretiyor. ISU'dan konuya başlayıp SU'yu bilmezseniz bu şekilde saçmalarsınız. Amerikalılar hiçbir zaman Tiger'ların karşısında tank gücü bakımına tutunamadılar. Çünkü Amerikalılar tank yapmayı beceremezler. İlerleyen safhalarda da ben size anlatacağım onu. Tamamen yalan bir ifade bu da. M1 Abrams için de aynısını söylüyor kendisi. Bu söylentilerini de farklı bir videomda ifşa da etmiştim. Amerikalılar
tank yapmayı bilir. Sadece ürettikleri araçlar ucuz oluyor. Ucuz oldukları için elbette Alman tankları karşısında duramıyor. Amerikan tankları 2. Dünya Savaşı'nın en teknolojik tanklarındandır arkadaşlar. İlk modelleri değil, gelişmiş modelleri. Hatta Führer filminde de bu modeli görüyorsunuz. M4'ün gelişmiş modellerinde stabilizasyon motoru var. M4'ler belirli bir sürete kadar dikey stabilizasyon özelliğine sahip. Bak ki A7'lerde kullanılan stabilizasyon özelliği var ya, onun ilkel bir hali var. Yaklaşık 15 kilometreye kadar Sherman'lar hareketli halde atış yapabiliyor. Kule motoru bu kadar güçlü. Ama aynı özellik hiçbir Alman tankında yok. 2. Dünya Savaşı'na geçelim. Leopard 1 tanklarında bile yok. 65'lerde üretilen. Velhasıl Amerikan tankları, özellikle son geliştirilen Sherman'lar, teknolojiktir. Fakat ucuz maliyetle üretildiğinden elbette zırh koruması ya da deliş kabiliyeti Almanlar kadar iyi değildir. Devam edelim. Onlar da hava kuvvetleri ve hava üstünlüğünü kullanmaya başladılar. Bugün bile Amerikalıların meşhur her silah sesi duyduğunda hava desteği istemesi nedeni o 2. Dünya Savaşı'ndaki Tiger korkusundan gelmedir. Tabii kesin ondan geliyordur. Geri alalım. Silah sesi duyduğunda hava üstünlüğünü kullanmaya başladılar. Bugün bile Amerikalıların meşhur her silah sesi duyduğunda hava desteği istemesi nedeni o 2. Dünya Savaşı'ndaki Tiger korkusundan gelmedir. O dönemde travma yaşayan Amerikan askerleri günümüzde de aktif operasyonlara katıldığında tabii geçmişten gelen bir travma söz konusu. Hava desteği kritik durumlarda istenir. Her ülke ister. Doğuda PKK ile çatışan Türk askeri kobralardan defalarca yardım istedi. Bizim askerlerimiz de istiyor. PKK ile çatışırken kobralar gelip müdahale ediyor. Çok yanlış ifade bunlar. Tarakçı Bey maalesef ya hiçbir şey bilmiyor. Bu nasıl bir ifade? Teknik konuda sıfır değil. Direkt eksilerde. Artık bunun herkes farkında ama kafasında kurgulayıp hikayeleştirdiği şeyleri gerçek bilgi olarak bize lanse ediyor. Tiger gerçekten çok güçlü bir tanktı. Ateş gücü çok yüksekti. 88'lik topu 2000 metre uzaklıktan bir M4 Sherman'ı delip geçebiliyordu. Bu bakımdan en üstün model oydu. Tiger 1'ler 500 metre mesafe içerisinde 120 mm kalınlığındaki çeliği delebilir. Ufak bir deliş hesaplaması yapalım. APC, BC türevindeki mühimmatlar mesafe arttıkça anormal şekilde nüfus kaybı yaşıyor. 500 metrede 120 mm çelik delebilen top 2 kilometrede 60 mm üstelik açılı gaz sahip olan Sherman'ların öngörüsüne nüfus edemez. 2 kilometreyi o dönemdeki bir tank göremez arkadaşlar. Tamam ne kadar Tiger'larda gelişmiş optik üniteleri olsa bile X4 civarında bir zoom'a sahip Tiger dediğimiz tanklar. Dediğim gibi o kadar ölümcül bir makine ki. Bununla ilgili bazı kayıtları geçmiş ilginç olaylar var. Mesela Normandiya Sınırı'nın çıkartması döneminde bir Alman Tiger'ının tek başına 10 M4 Sherman Amerikan tankını yok ettiği kayıtları geçmişti. Şöyle olur bahsettiği olay. Onu da açıklamak isterim nasıl olduğunu. Karşıda Sherman'lar vardır. Tiger'lar 800 metre uzaklıktadır. Ve Sherman'lar Tiger'a karşı ilerler ya da geriye doğru çekilir. Tiger de hepsini teker teker avlar. Çünkü Sherman'lar 800 metreden Tiger'ın öngörülesine hiçbir şekilde nüfuz edemez. Çok ufak belirli baş noktaları var. Oraları saymıyorum elbette. Deneyimsiz mürettebat tarafından kullanılan Sherman'lar elbette yem olacaktır. Mesela 10 Sherman'ı ben yönelsem yapacağım ilk şey sis mühimmatını yüklemek olur. Tiger'ın önüne 3 tank arda arda sis mühimmatı gönderir. Tiger'in görüşü kapanırken sürekli aynı bölgelere Tiger'in görüşünü kapatacak şekilde sis mühimmatları atılmaya devam edilir. Bu yapılırken de Tiger'a doğru yaklaşılır. Perde açılıp Tiger görmeye başladığı zaman ben çoktan Tiger'ın yan zırhına geçmiş olurum. Velhasıl savaş tekniklerinden bir haberseniz ya Tiger gibi bir tankı Sherman'la da yok edersiniz. Bunun 45 tarihinde örnekleri de var. Yak Tiger'i bir ada Sherman nasıl yok edebiliyor? İşte mürettebat farkı. Hatta bir müddet sonra Amerikan tankçılarına şöyle bir emir geldi. Yedi tişört de çok enteresan. Herhalde kendisi satanist, şeytan yıldızı koymuş. Arkasından gelen Tiger 2 ise tam anlamıyla safkan bir ölüm makinesi. Tiger 2 zaten çok başarılı olan Tiger 1 üzerinden geliştirmişti. Daha güçlü bir topu vardı, daha uzun menzilli bir topu vardı ve zırh koruması çok daha arttırılmıştı. Bir Tiger 2'yi imha etme şansınızın olabilmesi için Rusların KV ya da IS gibi dev tanklarının onlara 500-600 metre kadar yaklaşması gerekiyordu. Çünkü ancak silahları o mesafede, o menzilde etkiliydi. KV. Rusların KV ya da IS gibi dev tanklarının onlara 500-600 metre kadar yaklaşması delebilmeleri için 600 metre dibine girmeleri gerekiyormuş King Tiger'ı. AVR'ler ve IS'ler 600 metre dibine girecekmiş. Arkadaşımız KV-1'ler de 76'lık kısa topun olduğundan habersiz. Ki bu kısa topunda nüfus kabiliyeti maksimum 80 mm kalınlığında çelik. Panzer 4G modellerini dahi kolay kolay delemeyen tanklar. Yani KV-1 tankı nasıl Tiger'ın ön zırhına nüfuz edebiliyor 600 metrede? 600 metrede ön zırhı değil, arka zırhına dahi nüfuz edemez. Bak, arka zırhından bahsediyorum. Gelelim IS'lere. IS dediğin tankla zaten T-34-85 ile aynı silah var. Arkadaş onu da bilmiyor. IS'lerde birebir aynı silah var. Birebir aynı silah. Sadece optiği daha gelişmiş. Daha fazla zoom'a sahip.
kullandığı mermi, kullandığı top %100 aynı. KV'leri hiç saymıyorum bile. KV dediğimiz araçlar T-34-85 modellerinden dahi daha kötü silah sahip. 39'da üretilen KV-1'in nüfus kabiliyeti 60 mm, 42'lere doğru geliştirilen uzun toplu modellerinde ise 80 mm. Tiger 2'nin dahi en zayıf kısmı arka ve yan tarafları. Delme olasılığı 600 metrede %0. Ve buna rağmen bu arkadaşımız diyor ki önden delebiliyormuş 600 metrede. IS-1 ve KV serisi Tiger'ı ön zırhtan kesinlikle ve kesinlikle delemez. Delme ihtimali yüzde kaç? 0 bile değil. Eksilerde. IS-2'lere gelelim. Şimdi IS-2'lerde 122 mm çapında çok daha yüksek gelişe ve şarapnel etkisine sahip silahlar kullanılıyor. Toplar. IS-2 dediğimiz tankların nüfus kabiliyeti 160-170 mm. Tiger 2'nin ön gövdesi 150 ile 100 mm arasında değişiyor. Aynı zamanda zırh açılı gövdesine nüfuz etme olasılığı %0. Kulesindeki zırh kalınlığı ise 185 mm. Faktan da olsa açısı olduğundan efektif kalınlığı 190 mm'lere tekabül ediyor. Yani maksimum 170 mm kalınlığındaki çeliğe nüfuz edebilen IS-2'lerin Tiger 2 tanklarının en zayıf kısımlarından birisi olan kulesine dahi nüfuz etmesi mümkün değil. Ama söylenenlere göre artık IS-2'leri geçtim. Kendisi IS-2'yi kastetmiyor burada. IS ile KV'yi kastediyor. IS ile KV'nin nüfuz etme olasılığı hiç yok. Ya bu nasıl bir ifade? Hiçbir şey bilmiyor arkadaşlar. Teknik bilgisi eksilerde. Eğer içerik hazırlayacak iseniz işi bilin ve öyle hazırlayın. Yaklaşması gerekiyordu. Çünkü ancak silahları o mesafede, o menzilde etkiliydi. Fakat Tiger 2 bir IS'i 1500-2000 metreden çok rahat bir şekilde imha edebiliyordu. Bu bakımdan gerçekten çok etkileyici tanklardı Tiger'lar. Ve Tiger'lar günümüz modern tankların çoğunun da altyapısını oluştururlar. Tamamen yalan. Tiger'lar hiçbir şekilde modern tankların alt, üst, orta yapısını oluşturmazlar. Modern tankların ilk örneği FT-17'dir. İlkel örneği. Daha sonralardan geliştirilen Medium Tank adındaki İngiliz tankları ve Crusader'lar modern tankların ilk örnekleridir. Şunu eklemek isterim, 2. Dünya Savaşı'nda üretilen hiçbir tank modern tankların ayağını oluşturmamıştır. Tabii teknolojik olarak katkısı olsa da mesela M4 Sherman'larda stabilizasyon motoru kullanıldı ki bunun çok gelişmiş modeli M1'lerde kullanılıyor. Bunun gibi detayları saymıyorum. Şimdi Sherman'dan sonra üretilen tanka bakın ya da T-34 Tiger 2. Tiger 2'den sonra Almanların seri ürettiği ilk tank Leopard 1. Tiger 2 ile ne alakası var? Tamamen farklı dünyalar. Birisi Mars'ta yaşıyor, birisi dünyada gibi düşünün. Sherman'lardan sonra üretilen Amerika'nın ilk seri ürettiği tank, savaş sonrasından bahsediyorum elbette. Savaş sonrası M46'lar. Yan yana koyun bakalım. Nasıl bir ortak yanı var? Sovyet tarafı biraz da benziyor elbette T-34'lere. T-34'lerin çok daha gelişmiş hali T-44'lerdeki T-44 dediğimiz araçlar da T-90 örneğidir. Farklı bir videosunda bu arkadaşımız diyordu ki T-90'ın ilk örnekleri TL-5'lerdir. Hayır, T-90'ın T-80'e ilk örneği T-44'tür. TL-5 değil. Şimdi çok modern tankı, özellikle Anglo-Sakson ekonomi. Geldik yine tank ekollerine. Bugünün birçok modern tankı, özellikle Anglo-Sakson ekonomi tankları. Anglo-Sakson 3. bölümde bahsedeceğim. 3. bölümde izleyin bu arada, onu da sağ üst kartlara asıyorum. İnternette maalesef bu tarzı içerik hazırlayan çok fazla insan var. Elbette herkes para kazanmayı sever. Ben de para kazanmayı severim. Tarakçı Bey de para kazanmayı sever. Ama yalan, yanlış şeyler anlatıp para kazanmak var. Bir de doğru dürüst içerik hazırlayıp para kazanmak var. Videolar hazırlıyorsunuz. 40 dakikalık videonun 39 dakikası yalan ve uydurma. 20-30 dakikalık videonuzda 200-300 farklı hata var. Bugün birçok modern tankı, özellikle Anglo-Sakson ekonomi tankları. 3. bölümde bahsedeceğim size Anglo-Sakson ekonominden. Panterlerin daha ileri seviyeleri oldu. Ondan sonra Jack Tiger çıktı. Panterlerin daha ileri seviyesi neymiş? Onu da açıklarsa sevinirim. Panterlerin daha ileri seviyesi. Kaybetmesinin bir numaralı aktörü de Hitler. Bazılarını çok büyük lider zanneder ama aslında 5 para eden adam değildir. Birçok yenilik de Tiger'larla geldi. Öncelikli olarak mesela gece görüş sistemi. Gizlotesi gece görüş sistemi ilk defa Almanlar tarafından kullanıldı Tiger serisinde. Yalan. Gece görüş sistemi Tiger'larda kullanılmadı. Zeiss yapımı gece görüş sistemleri. Çünkü gündüz vakti savaşamaz. Bunlar tamamen prototip. 2. Dünya Savaşı'nda böyle şeyler geliştirmeye çalışıldı. Fakat tamamen prototip. Savaşın değerini asla değiştiremedi. Sadece Panther 2'lerde kullanılacaktı söylenenlere göre. O da tamamen dediğim gibi uydurma mı? Aslı var mı? Sadece bir söylenti. Hidrolik stabilizasyon sistemleri gibi birçok şey ilk defa Tiger'larda uygulandı ve bunlar artık günümüzde de uygulandı. Tamamen yalan. Bunun dışında hidrolik stabilizasyon sistemleri gibi birçok şey ilk defa... Stabilizasyon sistemi ilk Sherman'ın gelişmiş modellerinde uygulandı. Hatta şöyle bir örnek vereyim. Panther'in ilk modelinde kule motoru bile yoktu. Panther dediğimiz araçlar Tiger'dan sonra geliştirilen modeller. Tiger'in kontrol atış sistemi Panzer 4'lerle hemen hemen aynıydı. Tiger 2'de dahil. Savaş sonrasında Almanların ilk seri ürettiği tank Leopard 1. Leopard 1'de bile bahsettiği stabilizasyon özelliği yok. Tiger'larda uygulandı ve bunlar artık günümüzde de uygulanmaya devam ediyor. Tiger hareketlerle atış falan yapıyor 50 ile giderken. Bravo. Almanlarda olay bu. Çoğu yeniliği onlar getirdi.
Şimdi biraz Amerikalılara geçelim. Az önce de demiştim. Amerikalılar tank yapmayı beceremezler diye. Nedenini söyleyeyim, beceremiyorlar. Bu kadar bitti. Amerikalılar tank yapmayı beceremezler diye. Nedenini söyleyeyim, beceremiyorlar. Amerikalılar tank yapmayı beceremezler diye. Nedenini söyleyeyim, beceremiyorlar. Bu adam harika ya. Bu tarz mekanik yetenekleri yok bu adam. Zaten savaşta da bunu görebiliyoruz zaten. Şimdi 2. Dünya Savaşı'nın başında Amerika'nın elinde bol miktarda M3 Lee tankı vardı. Bende şurada bir tane modeli var. Yani tipinden zaten ne kadar kayıp bir alet olduğunu anlıyorsunuz. Çok yüksek. Kuleye sadece yukarı aşağı hareket edebiliyor. Sağa sola dönüş yeteneği yok. Sağa sola dönmüyormuş. Irak Sam'ı birebir ilk üretilen şormanlarla aynı. Üst kısmını perçinlerden söküyorlar. Direkt M4'e oturtuyorlar. M3 Lee'nin ana 75'lik topu sağa sola bakabilir. Sadece yukarı aşağı bakmaz. Tamamen yanlış bir ifade. Tıp bir tane uçak savan yetine kullanılan bir dandik kulesi var. Ondan çok çekilen. Yukarıda sadece tırt bir tane uçak savan yetine kullanılan bir dandik kulesi var. Uçak motoru kullanıldığı için gövde aşırı yüksek ve bu tankı idare edilmek için çok fazla personel lazım. Yani şu tankta 7 kişi kullanıyor Amerikalılar. Öyle söyleyeyim size. Araç çok yüksekmiş. Uçak motoru kullanıldığından. Bu da yanlış bir ifade. M4A2 modellerinden sonra dizel motora geçiliyor. Aracın boyutu nedense hala aynı. Söylenenlere göre uçak motoru kullanıldığından yüksek ya. Bazı dostlarımız bilmeyebilir, açıklayalım. İlk üretilen Sherman'larda uçak motoru var. Fakat sonradan geliştirilen modellerde dizel motorlara geçiş yapılıyor. Birçoğunuzun bildiği Fury isimli tankta kullanılan Sherman'ın motoru dizeldir. Ne söylediğini, ne açıkladığını da kendisi bilmiyor esasen. Söylemlerine baktığımda. Fakat başlangıçta bunlar iyi tanklar kabul ediliyordu. Çünkü maliyeti düşüktü. Üretimi kolaydı. Nakliyesi hiç problem değildi. Bu yüzden M3 Lee tankları sadece Amerikalılar tarafından değil, İngilizler de bunlardan çok kullandı. Ruslar da çok kullandı. Avustralyalılar da çok kullandı tanktan. M3 Lee'den Ruslar da çok kullanmış. Bravo. Ediliyordu çünkü maliyeti düşüktü. Üretimi kolaydı. Nakliyesi hiç problem değildi. Bu yüzden M3 Lee tankları sadece Amerikalılar tarafından değil, İngilizler de bunlardan çok kullandı. Ruslar da çok kullandı. İngilizler M3 Lee kullanmadı. Grant 1 adında modelleri tercih ettiler. Doğrusunu anlatayım. Sovyetler M3 Lee tankını değil, M3 Stuart tankını satın alıyor. Tabii arkadaşımız M3 Lee ile M3 Stuart'ın arasındaki farktan habersiz. O yazıları artık kim yazıyorsa M3 Lee ile M3 Stuart'ı aynı araç zannediyor. Yazarın da tarakçı beyin de hatasını düzeltmek istiyorum. M3 Lee değil, M3 Stuart'tır. Hafif tanklar. Ha, şunu eklemek isterim. Tadımlık belki M3 ile verilmiştir. Kesin bir şey diyemeyiz. Ama bu mantıktan yola çıkarsak o zaman Sovyetler Tiger'ı da kullandı, Tiger 2'yi de kullandı. Sovyetlerin tank müzesine baktığında olmayan bir model yok. Amerika ne kadar tank kullandıysa 2. Dünya Savaşı'nda ya da Almanlar, hepsinin örnekleri var. Ufak tefek siyasi anlaşmalar olur. İki taraf birbirine iyi gözükmek için Amerikan tankı alır ya da Amerikalılar Rus tankını alır. Yani bunları çok önemsememek gerekir. Ama dediğim gibi M3'lüğü değil, M3 Stuart'tır onun doğrusu. Çok kullandı tanktan. Fakat 2. Dünya Savaşı'nda o Alman panterlerinin ve sonradan çıkan Tiger'ların karşısında M3'lünün hiçbir şansı olmadığı için Amerikalılar daha sonraki dönemde M4 Sherman. Bravo. Ben size T-72 Ural diyorum. İlk çıkan T-72 ama görsellerde T-72B3M'i kullanıyorum. Böyle bir hata var görselde. Hiçbir şansı olmadığı için Amerikalılar daha sonraki dönemde M4 Sherman'ı geliştirdiler. Bu da benim M4 Sherman'ım. Gördüğünüz gibi biraz daha insani bir görüntüsü var. 60 derece dönebilen güçlü bir 76'lı top entegre edildi. 75'lik modeller oldu her neyse. Doğrusunu da anlatayım. 75 ile 76 arasına gidip geldi. İlk üretilen Sherman'larda 75 mm çapında kısa toplar kullanılır. Geliştirilen modellerde ise uzun 76'lık silah geçilir. Kısa toplarda tankın nüfuz kabiliyeti 80-85 mm. Uzun modellerde ise 500 metrede 110 mm. Nakliyesi de çok kolay. Uçaklarla ve trenlerle istediğiniz noktaya götürebiliyordunuz. Uçaklarla alakalı çok bilgiye sahip değilim ama M4 Sherman'lar 30 küsür ton. 2. Dünya Savaşı'nda 30 ton taşıyabilen bir uçak var mıydı arkadaşlar? Kocaman Sovyet uçakları bile maksimum 5 tonluk bomba taşıyabiliyordu. Ben açıkçası o dönemlerde 30 tonluk bir tanka taşıyabilecek uçak olduğunu düşünmüyorum. Sherman'ın çok ciddi kusurları vardı. Ciddi kusurlar derken hani Tiger'lar olmasa o kadar da göze batacak şeyler değil ama özellikle Normandiya çıkartması sırasında 1945 yılında Sherman'ların çok ciddi zafiyetleri olduğu ortaya çıktı. İlk zafiyetlerinden biri zırh korumalarının çok zayıf oluşuydu. Alman tankları Sherman'ları bayağı böyle kağıt gibi deliyordu. Abartmıyorum, gerçekten kağıt gibi deliyordu. Almanların karşısına hangi tank, hangi modelin çıktığı önemli değil ki. Hepsini zaten delebiliyor. Sherman'lar deliniyor, bu yüzden kusuru budur. Doğru bir ifade değil. Bir Sherman'ın bir Tiger'ın karşısında tutunma imkanı yoktu zaten. Hiçbir zaman öyle bir şey olmadı. Hatta yani derler ki bir Jet Tiger'ın tek atışta yan yana dizilmiş 7 tane Sherman'ı delip geçebildiği iddia edilir ki büyük ihtimalle doğrudur. Arkadaşımız diyor ki büyük ihtimalle doğrudur. Yan yana dizili, yani 38 artı 38. Biliyorsunuz M4 Sherman'ların yan zırhı 38 mm kalınlığında. 7 çarpı 2 eşittir 14. 14 çarpı 38 eşittir.
Evet. 14 tane 38 milimetrelik plakayı delmesi gerekiyor. Bu da 532 milimetre kalınlığında bir çelik demek. Anladığım kadarıyla Tarakçı Bey'in matematiği de A0 seviyesinde. Buna benzer atışın olması için Leopard'dan DM53 ateş demeniz gerekir. Diyelim ki Yak Tiger'lar 500 milimetrenin üzerinde DLŞ'e sahip. Ha böyle bir şey mümkün değil de öyle varsayalım. Kullandığı mühimmatlar APC-BC. Yarı deldikten sonra kendini patlatır, şarapna yayar. Önden delip arkadan çıkamaz. Mühimmatın yapısına bu aykırı zaten. Almanların kullandığı tüm mermiler hemen hemen APCR'lar dışında şarapnel yayan özelliğe sahip. Zırhedeler 1 metre 2 metre ilerler ve mühimmat kendisini patlatır, şarapnel yayar. Sebebi ise mürettebatı imha etmektir. Videonun başında da belirttiğim gibi nereden tutarsam tutayım elimde kalıyor arkadaşlar. Şu anların böyle bir sıkıntısı vardı. Dışında böyle Sherman serisinde uçak motoru kullanıyorlardı. Hani hem lojistik anlamda bir birlik olsun ve maliyetler de çok uçuk olmasın diye Sherman'larda uçak motoru kullanılırdı. Bu motor tamam küçüktü, tamam iyi güç üretirdi ama çok fazla yakıt tüketirdi. Kendisi de çelişti şu an. Demin diyordu ki uçak motoru olduğundan çok büyüktü, dikeydi. Şimdi ise çok ufaktı. Bu kadar yüksek bir silüetle tasarlanıyor olması. Eklemek isterim. Eksik bilgi veriyor. Diyor ki Sherman'larda uçak motoru vardı. İlk modellerinde doğru uçak motoru var ama 4 ve savaşın sonlarına doğru üretilen Sherman'ların hepsi dizel motorlu. Bunu bilmediği için ekleyemiyor maalesef. Zaten 2. Dünya Savaşı bittikten sonra Amerikalılar Sherman-vari tankları bırakıp Alman Tiger'larını ve King Tiger'larının kopyalarını geliştirmeye çalıştılar. Beceremediler. Sonra başka bir şeyler oldu. Tamamen yalan. Arkadaşımız örnek verebilir mi yorumlarda? Amerikalılar Tiger'ları kopyalamaya çalıştı. Savaş sonrasında üretilen Amerikalıların ilk tankı M46 ki M46'da 2. Dünya Savaşı'nda geliştirmiş oldukları M26'nın modernize hali. Topu Hitler'le uyumlu hale getirildi. Motoru modernize edildi. Daha güçlü motorlar takıldı. 810 beygir benzinli. Çok otorite M4 Sherman'ı 2. Dünya Savaşı'nın en başarısız tanklarından biri olarak görüyor. Dediğim gibi biliyorsunuz geçen yıl çekilmiş Betty Foy diye bir filmi var. O filmi biraz izlerseniz zaten bu tankların Almanların karşısında neden pek şansları olmadığını orada daha çok anlayacaksınız. Fury filminde kullanılan M4'lerin çoğu uzun namlulu modeller. Tiger'la M4'ler yakın mesafede çatışıyor. Velhasıl o mesafede Fury Tiger'ın gövdesini delebilecek kadar güçlü bir topa sahip. Aralarındaki mesafe 300-400 metre. Fury 2-3 adım ilerliyor. Direkt tankın yanında. Rusların neden bu kadar başarılı olduğunun cevabı çok basit. Cevap basit. Rus mühendisinin temeli budur. Basit olsun, güvenilir olsun. Aynı mantıkla M4'ler üretildi ama M4'ler berbat bir tank hocamızın gözünde. Ama T-34'ler çok iyi. Neden? M4'ün gelişmiş modellerindeki silahla T-34'lerin 85'lik topunun nüfus kabiliyeti neredeyse aynı. Zırh koruması da benzer. T-34'lerin kule yönü 90 mm, Sherman'ların gelişmiş modellerinde 100 mm, T-34'lerin gövdesi 45 mm. Fakat daha açılı M4AKE8'de 63 mm ama biraz daha dikey. T-34 ile M4'ü yan yana koyduğunda teknik özellikleri neredeyse aynı. Özellikle ön tarafta. Ama nedense T-34 çok daha iyi, M4 kötü. Tanklarını yaparken de bu şekilde yaptılar. Aslında ilk başlarda Almanlara özenip bazı çok abartılı tanklar yaptılar, Stalin tankı gibi. Böyle tanklar da yapılmış. Dünya Savaşı'ndan bahsetmemize rağmen 2. Dünya Savaşı'ndan sonra üretilen IS-3 tankını listeye katmakta sakınca görmemiş. Şöyle düşünün, Kore Savaşı'ndan bahsediyorum ama görsellerde bir Abrams kullanıyorum. Bu seviyede saçma IS-3'ün görsellerde kullanılması. KV serisi, IS serisi ağır zırhlı tanklar yaptılar ama Rus tank kuvvetlerinin temelini hiçbir zaman bunlar oluşturmadı. Rusların en iyi tankı, hatta bugün bile ürettikleri tankların temelini oluşturur hem yapısal olarak hem fikir olarak, T-34'tü. Peki T-34... Yapısal olarak değil ama fikir olarak doğru. Yapısal olarak değerlendirecek olursak T-44'ten başlanmalı. Üstün bir tarafı yoktu yani, fazla bir üstünlüğü yoktu. Ama T-34'ü bu kadar mükemmel kılan şey basit değildi ve tasarımdaki ince detaylardı. Hani size dedim ya, Almanlar günde en fazla 10 tane tank... T-34 o kadar basitti ki farklı bir T-34 ile diğer T-34'ün zırh yapısı bile farklıydı. Yakından inceleme fırsatınız olursa inceleyin. Yan gövdedeki açısı biraz daha dikey, diğerinin daha açılı. Bu şekilde ufak tefek farklılıklar vardı her tankın arasında. El becerisiyle kaynaklanıyordu zırhları. Haliyle bu da işçilerin ciddi hatalar yapmasına sebebiyet veriyordu. Hiçbir T-34 diğer T-34 daha aynı değildir arkadaşlar. Yakından detayları ile incelerseniz rahatlıkla anlayabilirsiniz. İçinde oldukça çelik bir yapısı var. Çünkü aslında hafif tank kabul edilebileceğim yapısı. Orta sınıf tank derse de aslında hafife daha yakın. Uydurma. Zırva. Hafif, orta, ağır tankların arasındaki farkı biliyor mu? Emin değilim. Ama hafif tanktan beklenen şey uçaklardan dahi atılabilecek kadar hafif olmasıdır. Dünya Savaşı'nda üretilen hafif tanklara bakın. Stuart'lar en basit örneği. T-34'ün ağırlığı 30 ton. Tarakçı Bey'e soruyorum. Siz hayatınızda 30 tonluk özellikle 2. Dünya Savaşı'nda 30 ton ağırlığa sahip kaç tane hafif tank gördünüz? Topunun çapı 85 mm. Ağır olarak nitelendirilen Tiger 2'lerde bile 88'lik bir top var. T-34 ile Panther 5 ton ağırlık farkıyla aynı neredeyse.
Biraz ölçülü sallayın lütfen. Bir tanktı, uzun menzilli bir tanktı. Yani muharebe alanı spor otomobilde hareket edebiliyordu. Evet, çok iyi ya. Sherman'ların aksine basık bir yapısı vardı. Alçak ve basık bir yapısı vardı. Alçak ve basık yapısı varmış. Soldaki T-34, sağdaki ise M4. Çok ciddi bir boyut farkı gören var mı arkadaşlar? Ki sol tarafta gördüğümüz model ilk üretilen T-34. Bir de diğer modele bakalım. Soldaki M4, sağdaki T-34. Aynı zamanda fotodan da anlayacağınız üzere T-34 biraz da arka tarafta duruyor. Gördüğünüz gibi. Neyse, her iki tankın boyutuna baktığımız zaman birebir aynılar neredeyse. T-34 daha basıkmış ya. Bir de ona savaş meydanında ekstra artı kazandırıyor. Bugün bir Sherman'ın saklanabilmesi için kocaman bir binaya ihtiyaç durarken, kocaman binaya ihtiyaç durarken, unutmayın bunu, M4 Sherman'ın saklanabilmesi için binaya ihtiyacımız durarken. Yani bugün bir Sherman'ın saklanabilmesi için kocaman bir binaya ihtiyaç durarken, T-34 çalıların arkasında bir saklanabiliyor. Bunun dışında T-34'ün zırh tasarımı da çok zekice yapılmıştır. Almanlar gibi çok kalın zırhlar kullanmak yerine eğimli zırh kullanmayı tercih etmiştir T-34'ten. Hatta öyle bir şey vardı. Ben yine dediğim gibi bir yerde okumuştum. Bir Alman tankçısı da şey diyordu, T-34'ten nefret ediyordu. Bir tanesini bulmak için 4-5 mermi harcamamız lazım. Çünkü yağ gibi mermiler üzerinden kayıyor diyordu adam. Hakikaten zırh o kadar eğimli bir yapıda ki. Siz onu çıkıp 88'lik güçlü mermilerinizi ateş ediyorsunuz ama mermi sekiyor. Uydurma. T-34'ün gövdesindeki açı belli. Tiger mühimmatını sekmesi için 70 derecelerde isabet etmesi gerekir. 71 derecelerde. T-90'ların bile muazzam açılı ön gövdesindeki zırhın açısı 68 derece. Böyle bir vaka yok. Çok çok uç açılara denk gelirse elbette seker. Lakin T-34'ün o açılı zırhından ötürü Tiger mühimmatı kolay kolay sekmez. Bugün eğimli zırh mevzusu birçok modern tankta da vardı. Günümüzde hala. Ki demin de arkadaşımız belirtiyordu ya, işte Tiger dalıyormuş. 10-15 tane T-34 imhal ediyormuş. Madem T-34'lerden sekiyorsa bu mermiler, bir adet Tiger nasıl 10-15 tane T-34 imha edebilmiş? Video kendi içerisinde çelişiyor tamamen. 10 tane T-34 bir Tiger'ın hakkından gelemiyordu. Ama Ruslar da bunu çıkıp da bir Tiger'ın karşısında 30 tane T-34 çıkartarak çözdüler. Amerikalılar hiçbir zaman tank yapmayı beceremedi. Bugün de tank yapmayı beceremiyorlar. M1A1 Abrams dedikleri, bugün kullandıkları, yaygın olarak kullandıkları tank da aslında Leopard 2 tankının öncül prototiplerinden biri. Video editi sırasında ekleme yapmak istedim arkadaşlar. Alın size öncül prototip. Benziyor mu arkadaşlar M1'e? Şu modeller. PT-17'ler, 14'ler. Benziyor diyen varsa yorumlara da yazabilir. Leopard 2'nin ilk modellerinden birisidir bu. Ki zaten kalkanın yapısını görüyorsunuz dostlar. Akabinde ne oluyor? Kalkanın yan kısımlarına ekstradan nere zırhlar ekleniyor? Leopard 2K diyelim. Evet, bunlar Leopard 2'nin ilk örnekleri. M1 ile bir bağlantısı var. Leopard 2'nin prototip modellerinde çoğunda nere zırh diye bir şey yok. Leopard 2A ve Leopard 2A0'ın bir önceki modeli. Ki A0 dediğimiz tank üretilmeseydi günümüzdeki Leopard'lar bu olacaktı. Kule M1'e benziyor mu? Benzemiyor. Gövde benziyor mu? Nispeten andırıyor ama içerisindeki zırhın kalınlığı ve nere yapısı alakasız. M1'lerde sadece alt plakada nere zırh bulunurken bunda ekstradan 3 plakada da bulunuyor ve her iki gövdeyi de karşılaştırırsanız açıları farklı. Sadece nispeten andırıyor. Tarakçı Bey'in faaliyeti hemen hemen her şey uydurma. Sadece Leopard 2 ile ilk üretilen M1'in benzer özellikleri vardı. Bu benzer özelliklerden birisi hemen hemen birçok noktada nere zırhın kullanılmış olması. Yan kulesinde, ön kulesinde, ön gövdesinde nere zırh vardır. M1'lerde de aynı şekilde yan kulede, ön kulede, ön gövdede. Geri kalan her noktada rihat çelik kullanılmıştır. Nere zırhlar aynı bölgelerde kullanılmıştır. Bunun dışında her iki tankın da kontrol atış sistemi nişangahın çizgilerine kadar hemen hemen aynıdır. 2 ile M1'in arasındaki en büyük farklardan birisi motoru, nere zırhın dizaynıdır. Leopard 2A0 dediğimiz tanklar 79'da M1 Abrams'ların ilk modelleri 80'de üretildi. Amerikalılar nasıl becerikliymiş de tank yapmayı bilmiyorlar ya. Bir yılda Leopard'ı mı kopyaladılar? Şunu da eklemek isterim. İlk üretilen M1'in tasarlanma tarihi 1972'dir. Tankın çalışmasına 72 yılında başlanıyor. 79'da tamamlanıyor. M1'in çalışmasına 72'de, Leopard 2'nin 75'te Tarakçı Bey'in mantığından yola çıkarsak Leopard 2 M1'den kopya çekilerek tasarlanmış bir tank. İlk nere tipi zırhlar çiftin 900'larda kullanılmaya başlandı. Patentinin İngilizlere ait olduğunu da söylemek mümkün nere tipi zırhların. Birçok kişi çiftin 900'ü 800'ü bilmez arkadaşlar. Gördüğünüz modellerde ilk nere tipi zırhlar gerçek anlamda kullanıldı. Seri olarak üretilmese de nere zırh konsepti ilk bunlarda kullanıldı. Yukarıdan baktığımızda genel tasarımının M1 Abrams modelleriyle %80 aynı olduğunu görüyoruz.
optik ünitesi. Leopardlarda da M1'lerde de burada arkasında kupulası var. Sadece M1'lerin kulesi daha kalın, daha açısız. Videoya devam edelim. Amerikalılar hiçbir zaman tank yapmayı beceremedi. Bugün de tank yapmayı beceremiyorlar. M1 A1 Abrams dedikleri bugün kullandıkları yaygın olarak kullandıkları tank da aslında Leopard 2 tankının öncül prototiplerinden biri. Günümüzde M1 A2 modelleri yaygın kullanılır. M1 A1 H dese de işte doğru diyebilirim ama M1 A1'den bahsediyor. H ya da HC modellerinden de bahsetmiyor. Leopard'ın ön prototipiymiş M1 Abrams'lar tabii. Niye tanklar geliştirilmeye devam edildi ve daha bugün bile geliştirilen tanklar yapılırken, tasarlanırken hala 2. Dünya Savaşı'ndan kalma bazı konseptler, bazı fikirler kullanılmaya devam eder. Mesela nedir? Zırhın kullanılması mı ya da paletli olması mı? 45'lerde kullanılan tanklarla günümüzde kullanılan tankların paletli olması, metal olması ve motorunun topunun olması dışında ortak özelliği yok. Konuyu burada kısa kesiyorum. Bu işte daha sonra yarışa katılan Çin. Ondan sonra Japonlar neden dünyanın en iyi tanklarını yapar kimse bunu bilmez. Onlara gireceğiz. Kimse bunu bilmez. Ben bilirim. Tank uzmanıyım. Aselsan'da 35 yıl çalıştım. Gülmek isteyenler varsa açıklamaları atarım. Girin izleyin gülün. Keyfiniz yerine gelsin. Son zamlardan sonra zaten keyfimiz iyice kaçtı. Sarayımız sağ olsun. Neyse videoyu sonlandırıyorum arkadaşlar. Sizlerin de yorumlarını bekliyorum. Selametle.